Merhabalar, ben Köfte İstrafte ve bu bir deneme kaydı ve inventörümde bolca bir şey var. Onları demin görenler gördü. Ancak bir özet geçelim. Evet, yepyeni bir moda girişiyorum. Ve şu nedir diye soracak olursanız hızlıca gösterelim. Powered Armor Tinker Table. Bunlar bu. Bu arada şunda materyalim eksikti. Direkt Reha'dan ödünç aldım. Ve bu bir zırh. Evet. Evet. Bir zırh, ancak herhangi bir şey eklemiyor bana. Çünkü bunun özelliklerini bu şekilde elle ekleyeceğiz. İlk önce bana bir shock absorber. Teşekkürler. Ayrıca pili sana koyalım. Tamamdır. Wireless charge'ımız onu şarj ediyor. Ardından uphill assist, sprint assist ve jump assist. Sonrasında da hayır, sana henüz değil. Sen kurul. Bir de ne ekleyecektim? Hayır, bunu henüz yapamıyoruz. Bu bayağı kasınç bir arkadaş şu an. O da aynı şekilde. Ha. Sen. Evet, şu an uphill assistimiz bir tek çalışır durumda. Onda direkt düz, normal düzgün bir... Tabii önce zırhı giymek lazım. Uphill assistim şu an çalışıyor. Ancak diğer özellikler henüz çalışmıyor. Hop. Onlar için sprint assist, gel bakalım. Walking assist. Evet, tekrardan gel. Evet, bu biraz hızlı oldu. Şuralarda tutalım. Sen de. Evet. Bu gayet makul. Ardından jump assist. Evet. Biraz daha geliştirelim jump assist'i. Evet, bu şekilde bir zıplama gerçekleştirebiliyoruz. Ama bu burada kalsın. Oy, gene fazla. Sanırım hızım yükseldikçe bunun da gücü artıyor. Evet, zırh kapasitesi olarak çok düşükler şu an. Onun için armor stand. Ayrıca gördüğünüz gibi bunların görüntüsü default olarak yok. Ancak mesela bu şekilde yaparsak gördüğünüz gibi bu abuk bir görüntü oldu. Bu da abuk bir görüntü oldu ama bu şekilde görüntüsünü baya baya ayarlayabiliyorsunuz. Baya cool. Evet. Ama evet. Armor stand, gel bakalım. Ve bunu bu şekilde koyalım. Bunun bu özelliği nedir diye soracak olursanız. Whoop. Gördüğünüz gibi kendisi bir ışık kaynağı. Şu an uçuşumuz direkt bundan kaynaklı, ancak bundan demişim. Botanya'yla, fakat yakında buna geçeceğiz. Çünkü çok epik bir özelliğini kullanmak istiyorum bunun. O da nedir diye soracak olursanız,
Flight Control. Fakat Flight Control yapabilmek için öncelikli olarak bayağı bundan 4 tane yapmam lazım. Bunun için bayağı karmaşık bir crafting süreci lazım. Hatta bunun bir kısmını şu an yapıyorum. Evet. Burada da şunlar işleniyor. Bunlar bayağı bir doldu. Bakalım şu arkadaşlar ne durumda. Bayağı buraya bir adet buffer daha ekledim. Bakalım başka ne kilitlendi. Ve şu an çoğu şey zaten el testi olduğu için. Tamamdır. Henüz bir şey kilitlenmişe benzemiyor. O zaman bir saniye, o zaman siz niye... Evet, bu beklenmedik bir şeydi. Aa, flintler takıldı. Tamamdır. Çünkü flint işlemiştim. Burada bir öncesinde purified crushed, sen gel şuraya. Sen gel. Stone dust'ın gideceği yer belli ve ardından burası crushed, burası purified. Lacerate buraya. Flintler buraya. Tiny'ler buraya. Ve yine crushed'lar buraya. Evet. Oops, deliğe düştük. Evet, ve bu gürültüyü gidermenin bir yolu. Bu makinelerin hepsini sessiz çalıştıracak. Ve artık gürültü mürültü yok. Valla. Evet, sen tabii ki de TNT'lerle yetmedi. Flint. Şuraya gelelim. Silikon. Tamam, kazara silikon elde ettik, ancak bu da güzel bir şey. Tamamdır. Ve bunlar da işleniyor şu an. Tak, 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 tak. Ve yetmedi. Evet, bu şekilde bölüm arası ben bayağı bunlarla uğraşacağım. Süper conductive wire'lar bayağı kasınç olacak. Çünkü bunun için şu kablolardan bir grup elde etmem lazım. Yani 32768 voltaj taşıyan kablolardan güzel şeyler değil bunlar. Bunun yanı sıra bir adet, pardon, bu değildi. Şuydu. Gördüğünüz gibi böyle bir arkadaş elde etmem gerekecek. Şunlardan elde etmem gerekecek vesaire vesaire. Yani bayağı güzel bir eğlence bekliyor. Quite clear glass'larım gelin.
Evet, o esnada ben ufak bir hazırlığa başlamak istiyorum. O da dıdın dıdın dıdın. Siz de gelin. Ve emin olmadığım bir şey söz konusu şu an. Ne istiyordu bu hediyeler? Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve gereken şeylerden bir tanesi bu. Onun için şunun yapımını bekliyorum. O esnada iron, tin, tabii tam sayılar bunlar değil ancak ben fazla fazla alıyorum. Alüminyum. Sen de tamamsın, bir tane de diamond aldık mı? Sizi şuraya attık mı? Sonrasında sen şuraya girebilirsin ve bölüm arası yaptığın sadece achievement için birkaç bir şey var. Bir tanesi bu. Kendisi mana atıyor. Evet. Buna farklı lensler koyarak daha da geliştirebiliyorsunuz. Diğer bir arkadaş, bu arada achievement için değil, bu ciddi anlamda bir prosesör ve bunların sayısını da arttırdık. Seni şöyle koyalım. Sana gereken şeylerden bir tanesi su olacak. Onu da sağlayacağız. Infinite water source. Şimdi evet sevgili bakıtlar, ha nasıl? Tamam, burada gayet su var. Nasıl becerdim bilmiyorum ancak oraya. Evet, infinite water source. Ardından pump. Ancak high pressure pipe pump. Tabii senin için bir adet piston gerekecek. Bir adet de sen gerekeceksin. Onun içinde bir adet hopper gerekecek. Tamamdır. Ardından bir adet de lever otomatiğe bağlamam lazım. Evet. Ve şimdi fazla gittik. Ardından sevgili Ranch. Seni crafting ekranında unuttum anlaşılan. Heh, tamam şimdi oldu. Evet, tabii ki de buraya başka ne yapacağız? O da sen gidebilirsin. Ve kapı çaldı. İçeriden bakılır o kapıya. Evet. Şimdi buradan sevgili Plutonyumlar. Bir üst kata. Pardon, Cyanide'ler. Bunlar işlenip plütonyuma dönüşüyorlar. Plütonyum nedir diye soracak olursanız bunların işlenişinde kullanılabiliyor. Ayrıca kendisi yelloryum yerine de geçen bir materyal. Yani kısacası diğer reaktörümü ben bununla besleyeceğim. Evet.
Şimdilik ona ilkel bir düzen koyacağım. Evet, sevgili chest. Bakalım bu direkt alabiliyor mu? Hayır, alamıyor. O zaman chest buraya ve bir adet de hopper ve wrench. Evet, bu kadar basit her şey. Şimdi geriye şunları da alıp tamam, daha fazlasını alamıyorum çünkü asansörden geçmiyorlar. Evet, siz şöyle gidin. Ve beraberinde yemeğimi yedikten sonra son birkaç bir şey daha gösterip onlardan bir tanesi şu ikisi. Evet, şimdi gidelim. Evet, uçuşumuz gördüğünüz gibi hızlı değil o kadar. Çünkü bu arada buna neden geçtiğimi soracak olursanız onu yanıtlamadım. Çünkü artık neydi? Sash'ler çok gereksiz bir içinde mana tüketiyor. Ve bu mana tüketimini ciddi anlamda gereksiz kabul ediyorum. Ve bu şekilde biraz daha uygun bir alana gidelim. Çünkü bu Shard of Laput'a çok güzel efektler yaratmayabiliyor. Göreceksiniz birazdan. Evet. Şimdi gelelim. Şurası güzel bir yer. 3 2 1 Evet. Ve bir adet achievement kazanmış durumdayım. O da bu. Evet, gördüğünüz gibi bayağı geniş bir alan yukarı doğru kalkıyor. Shard of Laputa'nın olayı tam olarak bu. Bu arkadaş ise bir adet spawner'ı taşımak için kullanacağımız bir şey. Bunun için spawner bulmamız lazım tabii öncelikle. Onu da bir dungeon'dan bulabiliriz ancak şu an uğraşamayacağım. Ya da yol üstünde yolda kim uğraşacak? Scorpio. Bu arada önemli bir nokta daha söz konusu. Evet, şimdi sevgili arkadaş. Önemli sorumuz. Sen otomatik çıkış verebiliyor musun? Hayır, veremiyorsun. O zaman bir adet daha hopper. Ve bu da gelsin şöyle. Hayır. Tamam, böyle. Ve size bölüm arası yaptığım bir önemli noktaya daha değineceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu kablolar içeriden çok net bir biçimde geçiyor. Çünkü oradan geçen şey Emi Conduit, Enderal'ın. Bununla Emi Conduit ve Emi Dance Conduit mevcut ve onlar Bad Energy 6 sinyalini taşıyabiliyor. Ancak normal network'ü onun üzerinde yapmanızı tavsiye etmem. Duvarlardan geçirirken onu kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha makul oluyor.
Evet, ve bu şekilde benim sistem burası bitti. Şimdi Shard of Loput'a, pardon, Life Advocator, sen şöyle gel. Sana ihtiyaç yok, sana ihtiyaç yok, sana ihtiyaç yok. O zaman Bubbles, burası tamam. O zaman, burası hala devre dışıydı. Çünkü oraya yeni bir enerji hattı düşündüm. Ancak aklımda bir plan var. O zaman yukarı eski usul çıkalım yani. Eski usul uçarak, yeni usul asansör. Biz de bir abuz hani. Evet. Gençler, hazır mıyız? Bu arada bu fuel'ı üreten ben değilim, Reha. Hemen bir fuel seviyesi tamamdır. O zaman 3 2 1 Evet, kalkışa geçiyoruz. Yahahaha. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ve tam biz kalkarken kar yağması da ayrı bir epiklik zaten. Vahiy, uzaya çıkan bir köfte. Evet, gördüğünüz gibi gökyüzünden manzara. Bizim evin görüntüsü biraz abuk geliyor. Şuralarda bir yerde Rehan'ın evi var. Yani henüz onu görecek bir açıya sahip değiliz. Evet. Evet. Bu arada şuralara gitmek maalesef mümkün değil, ancak lanet. Evet. Unuttuğum önemli bir detay var. Wafer'ı unuttum aşağıda. Ben de diyorum bir şey unuttum ama ne unuttum? Wafer'ı unuttum. O zaman önlerde, burada. Bu arada şarjımı tamamen wireless charger sağlıyor. Şimdi sevgili Wafer, seni neden unuttum ben? Abi de zaten gelmen iyi olmuş. Enhance portals. Şimdi benim bir adet portal frame'e ihtiyacım olacak. Hatta iki adet. Onun için. Bir adet. Dialing device, bir adet controller. Evet. Şimdi şu ikisini kaldıralım. Geriye bunlar kalıyor elimizde. Ve bakalım. 10 tane yani 20 tane. Portal frame yani kısacası 19 tane portal frame. Evet, network interface zaten var. Network interface'e ihtiyacımız yok. 2 adet controller. 2 adet de dialing device. Ve voilà. Ve tabii ki de gereken başka bir arkadaş ise Dimensional Bridge Stabilizer. Sen 6 tane veriyorsun yani tam bir set bize yeterli, ancak Block of Iron gerekiyor. Bunu unutmam güzel olmuş bir yandan aslında, çünkü geri dönüşüm sıkıntı olacaktı. Bayağı sıkıntı olacaktı. Ayrıca aslında o uzaydan geri dönüş kolay. Ve
Location kartı. Hadi lan. Dimensional Bridge Stabilizer. Bir tane. Bunu nasıl beceriyorum bilmiyorum. Evet ve sen de gel. Aslında zaten elimde wrench olacağı için buna bir wrench eklesem sonradan. Evet, o bir seti artık yapalım. Teşekkürler. Nihayet. Ve hop bir seti nereye koyalım? Aa, hop bir saniye, bir set daha gerekecek. Onu hatırladım şimdi. Harika. O esnada bir de buraya giriş portalımızı aslında 3'e 3 bir portal yapalım. Portal frame. Fazla portal göz çıkartmaz. Evet. Sonrasında da sevgili Dialing Device ve sevgili Portal Frame ve tabii ki de buna bir adet Location kartı bağlamamız gerekecek. Onun için tabii ki de şu arkadaşların tamamlanması lazım ve onlar tamamlanmış. Evet, Stabilizer. Bir seti daha yapalım. Ve voila. Gelin bakalım. Aslında dur. Buradan daha iyi bir yer buldum. Evet biraz şu an düşünme modundayız. Çünkü düşünmek gerekiyor. Evet ve bu arkadaş hazır. Enerjimizi de alıyor ve location set, location set, hatta komple siz location set olun. İleride de dursun. Evet, portal initialized. Evet, unique ID'sini geleceğiz ve sen Netherstar ol. Netherstar, say. Private tabii, private. Tamamdır. Ve sonrasında gel gelelim uzaya geri dönelim. Gel gelelim uzaya geri dönelim. Pek güzel bir kafiye olmadı. Bir saniye. Zero point modül. Sevgili zero point modül. Sen güzel bir şarj aletesin. Eden Swiffer'ı aldım bu sefer, tamam. Şarj etmiyor. Hayır. Böyle gel. Adından sevgili roket.
Bu arkadaş doldurmamakta ısrarcı. Ve hayır. Klavye körlüğü. Wow. Sunucuda azıcık lag başladı. Doğaldır. Benim internet bağlantısı da pek sağlıklı değil. Evet, sen şarj ola dur. Bu şimdilik iş görür diye düşünüyorum ve içeriden kapıyı kapatmaya çalışıyor. Annem ses gelmesin diye. Harika değil mi? Evet, yukarı çıkalım. Evet, ve bu şarj etmeye başlıyor. Tamamdır. Ve sadece bunun dolmasını bekleyeceğiz. Bunun için de... %30 iş görür mü diye düşünüyorum. Sanmıyorum pek. Aslında %50 tam görüyor. Yani olsun, biz gene de %100'ü dolduracağız. Evet, bu iğrenç bir bekleme süreci. Ama olacak. Ve %70'e geldik. Enhanced Portals modunu bu arada daha önce kullandığımı gördünüz. Reha'nın setup'ını kullanıyorduk. Evet, bence bu şimdilik yeterli. Evet. Huh. Ve boğazım ağrımaya başladı saçma bir sebepten ötürü. Bugün çok fazla dışarıda oturdum, konuştum vesaire vesaire. Sanırım ondan kaynaklı olabilir. Evet, ve kalkış başladı. Uhuhu. Oh yeah. Tabi Optifine yine arada sapıttırıyor onu. Ve uzaya çıkış gerçekleşti. Biraz daha gerçekleşebilirdi gerçi. Bir adet uzay istasyonu craft ettik. Create ettik daha doğrusu. Station köfte istiyor. Bu arada dur. Station adını belirleyecektik. Rename. Tamamdır. Optic Corp uzay istatistikleri ve launch. Tamam. Böyle bir yerde spawn olmak biraz ilginç oldu. Evet. Ve şu an yapmamız gereken şey bir adet. Şu duvarı kapamak. Bir adet. Mıknatıs çok işe yarıyor. Uzaya gideceksiniz, mutlaka mıknatıs craft etmiş olun. O ya da bu şekil. Dialing device ve ardından wrench ile tıklayıp send diamond all save. Ve save.
Save. Evet ve... Huh. This is getting... Sevgili dünya. Terminate. Ardından Monial N. Ve... Save. Tamamdır. Artık uzaya çıkmış bulunuyoruz. Wohohoo! Ya bunun anlamı uzay istasyonumu kurmaya başlayacağım. Evet, bunları da yukarı dizmeye başlasak güzel oluyor. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler. Ben bölüm arası sadece şu Ion Thruster'ların crafting'iyle uğraşacağım. Muhtemelen bütün gecem alacak.